Victoria kova veya lavabo yöntemi. Ne kadar boyaya ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için boyanacak ögeyi bir gıda terazisinde tartın ve ağırlığını tahmin edin. Genel olarak bir paket Victoria kumaş boyası 200 gram kuru kumaş boyamaktadır. Çok cesur bir renk elde etmeye çalışıyorsanız boya miktarını ikiye katlayın. Kumaşınızın boyayı kabul edip etmeyeceğini veya istediğiniz renge ulaşıp ulaşmayacağına dair şüpheniz varsa önce bir renk örneği test etmenizi öneririz. Boyamadan önce giysinin üzerindeki lekeleri çıkarın. Bu, boyama yaparken düzgün renk sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olacaktır. Ön yıkama maddesini ılık, sabunlu suyla yıkayınız. Bu, boya emilimine engel olabilecek tüm yüzeylerin giderilmesine yardımcı olur. Çalışma alanını plastik masa örtüsüyle örtün ve olası dökülmelere karşı korumak için kullanışlı kağıt havlular kullanın. Elleri lekelenmekten korumak ve sıcak suyla çalışırken bunları izole etmek için lastik eldiven kullanın. Kumaşın serbestçe hareket etmesi için plastik bir kap veya paslanmaz çelik lavaboyu yeterince suyla doldurun. Su ideal olarak 60 derece olmalıdır. Rengi arttırmak için pamuk, suni ipek, rami veya keten içeren kumaşları boyarken bir bardak tuz ekleyin. Naylon, ipek veya yün içeren kumaşları boyarken bir bardak sirke ekleyin. Seviye boyamasını desteklemek için bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Toz boyayı plastik bir kapta çok sıcak suda iyice çözün. Çözünmüş toz boyayı boya banyosuna dökün ve iyice karıştırın. Boyayacağınız eşyayı ıslatın ve boya banyosuna ekleyin. Yavaşça ve sürekli karıştırın. İlk 10 dakika en kritik olanıdır. Karıştırma, leke bırakmadan eşit bir renk sağlamaya yardımcı olur. Öge, 10 dakikadan 1 saate kadar boya banyosunda kalabilir. Rengin tamamen dolmasını sağlamak için kumaşı boya banyosunda en az 30 dakika tutun. Naylon, diğer liflerden çok daha hızlı ve çok daha koyu boya yapma eğilimindedir. Bu nedenle boya banyosunda ihtiyaç duyulan zaman daha azdır. İstenen renk elde edildiğinde boya banyosundan çıkarın. Kumaş ıslak olduğunda daha koyu görünecek ve kurudukça daha açık olacaktır. Durulama suyu berraklaşmaya başlayana kadar soğuk suda durulayın. Ilık suyla yumuşak bir deterjanda yıkayın. Durulayın. Rengi artırmak ve renk kanamasını azaltmak için fiske kumaş boyası sabitleyiciyi boya banyosuna dökün ve iyice karıştırın. Su ideal olarak 30 derece olmalıdır. Kumaşı fiske banyosunda en az 30 dakika tutun ve kurulayın.